Bir izleyicimiz diyor ki cemaat ve tarikatların ait İstanbul'da birçok kaçak yapı var. Bunlarla ilgili işlemler devam çok edecek Çok var. Tabii çok var. Yapıyoruz. Yaptığımız var. Dava açtığımız var. Kapattığımız var. Görüşmesini sürdürdüğümüz var. Ve çok acı yani. Birçoğu çok kötü. Çok sıkıntılı binalar. Öyle göz yumulmuş ki Candaş Bey. Öyle göz yumulmuş ki. Bu var ya bir şey gibi yani bir operasyona dönse tek işimiz o olur. Tek işimiz o olur. Ve bu göz yumma... Bu bu ülkenin bütün temelini sarsmış işlerdir yani açık ve net söylüyorum. Ya biz daha birinden başımız yeni kurtulmadı mı? Kurtulmadık da hala. Bir FETÖ terör örgütü denen meselenin nasıl var olduğunu, buna nasıl iltimaslar, ne istediğinde vermedik denmedim Allah aşkına ya. Ne istediğinde vermedik denmedim. Bunu bir devletin yöneticisi diyebilir mi ya? Yani e, terörist olduğu illa bu ülkenin başına bir darbe girişimi yaptıktan sonra mı belli olacaktı yani? Bunu bangır bangır bağıran, rahmetli Uğur Mumcudan birçok insana kadar yazıp çizen insanları hiç mi dinlemediniz? Hiç mi okumadınız? Ama katledilişlerini seyrettiniz. Böyle bir ortamda bunu yaşamışken şimdi bu tarzda devletin içine sızma çabası olan bir takım kurum ve kuruluşlara bu göz yummak nedir Allah aşkına? İstanbul'da bazı tarikat ve cemaatlere inanılmaz bir göz yumma Tabii var ki. diyorsunuz öyle ya mi? Ya bizim şu anda bile şu anda bile Kiptaş'ta dosyasını hazırladığımız soruşturması devam eden değeri yüz milyonlarca lira, değeri yüz milyonlarca lira. Bakın iki e, iki milyar liraya yakın kira almamız gereken yapılardan şu an aldığımız kira 100 milyon. Ki bunun içinde bir iki tanesi ücretsiz tahsis. Hem de, hep tarikat ve cemaat. Tabi tabi, tarikat, cemaat, vakıf, dernek, adı neyse. Daha da daha da kötü halleri var yani içerisinde kullanım biçimleriyle ilgili. Bu nedir? Onun için diyorum biz bütçeye bereket getirdik. Ben size şunu söyleyeyim. Yani o, o, o süreçlerin içinde olan insanların çocukları için bile biz hayırlı iş yapıyoruz. Onların çevresini düzeltiyoruz. Onlara eğitim imkanları sunuyoruz. Onlara daha iyi hizmetler sunuyoruz. Yani onun için ben söylüyorum İstanbul şehrine ve ülkemize ülkemize tutarlı, liyakatli, ahlaklı, ahlaklı bir lirasının bile bu millete ait olduğunu bilen, en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına, her noktasına sorumlu olduğunu hisseden yöneticiler bu ülkeye ayağa kaldı. Bu ülke gerçekten büyük bir ülke. Stratejik konumuyla, fırsatlarıyla her zaman da öyle olmuştur. Bakın bir acı manzarayı size söyleyeceğim. Bunu tekrar edeceğim çünkü benim içimi yakan bir şey. Urfa'da görüntüler vardı. İşte bir sanatçı, Sayın Cumhurbaşkanı, konuklar işte şarkılar, türküler, ağıtlar falan filan laflar, siyasetler. Urfa neresi? Bunu herkese söyleyeceğim ki insanlar bilsin. Urfa bizim şehrimiz değil mi? En kalabalık şehirlerimizden birinin olduğunu biliyoruz. 2,5 milyon akın nüfusu var. Türkiye'nin en genç şehri olduğunu biliyor musunuz Urfa'nın? 19 biliyor musunuz yaş ortalaması? Urfa'nın yaş ortalaması 19. En fazla işsizlik nerede? Urfa'da. En fazla çocuk işçiler de çalıştırılıyor kaçak Urfa'da. En fazla eğitimsiz aynı zamanda işe gidemeyen, işsiz ve ne eğitimde ne işte olan genç sayısı nerede? Urfa'da. Türkiye'nin en düşük kişi başı milli hasılası nerede? Urfa'da. Ya neyi anlatıyorsunuz bize? Ben o sanatçıya şunu söyleyeyim. Yani Hakkari değil mi de en düşük hasıla? Yanlış mı? Yok Urfa'da. Hıh. -hı. Urfa'da Hatır, ne demişti ben unuttum sanatçının? Ee, Harran'da Oxford mu vardı da gitmedik demişti değil, değil mi? mi? Hala Harran'da Oxford yok. Sen bunu 50 sene önceki yaşamında söyledin. 60 sene önce. Ama hala Oxford yok orada. Hala işsizlik var. Okula gidemeyen gençler var. Umutsuz çocuklar var. Ve kalkıyorsunuz oradan şarkı, Türk her şey yolundaymış gibi. Bakın kişi başı milli gelir. Bu ülkede dibe vurdu değil mi? 8 bin dolarlarda. Orada 4 bin dolarlarda bile değil. Başka bir şey anlatıyorum size. 4 bin, 5 bin dolarlarda değil. Urfalı'ya nasıl hesap vereceksin onu düşün. Onun için bu kötü manzaralar, bu olumsuzluklar, bu yanlış inanç kavramlarını yönetme biçimi bu ülkeyi resmen o kadar geri götürüyor ki. Ama Allah'a şükür, Allah'a şükür azınlıklar. Yani bu azınlık, bu azınlık akılla şöyle mücadele edeceğiz. Hem hukuk nezdinde, hem adalet nezdinde müdahale ve mücadele ama bir yandan da onların çocuklarını da biz koruyacağız. Biz dediğim devlet biliyor musunuz? Yani devletin ve milletin anlayışı ama belediye olarak koruyacağız ama e, bir sivil toplum olarak ama siyasi parti olarak ama iktidara gelince devletin tamamı olarak koruyacağız. Onların çoluğunu çocuğunu kızını oğlunu kendilerini korumak için aldatılmışlıklarını ortadan kaldırmak için onları daha güzel bir geleceği yoksa herkesin inancına herkesin giyimine kuşamına saygı duyan bir anlayışa sahibiz. O haberle ilgili yorumunuzu paylaşmak ister misiniz? E, tabii ki paylaşmak isterim. <laughs> e, yani... Tabi böyle e, ne derler e, ağzımızı aça konuşulacak bir mesele değil çok can sıkıcı bir mesele içimizi yakan bir mesele e, memleketimizin e, bu görüntülerden, bu davranışlardan, bu dilden kurtulma ben ne, neye içim yanıyor biliyor musunuz? Yani bazı e, din adamları e, elbisesiyle yani bu süreci normalleştirmeye çalışan konuşmaları yapan hala ısrarla yapan ve onların e, belli makamlarca ne kadar itibarlı seviyelere taşınacak şekilde gösterilmeye çalışılması, e, bunlardan derhal kurtulmamız lazım. Bakın, e, ben Kur'an kurslarında dini eğitim almış bir insanım. Gururla da yani, hani gururla da. Yani ben kendi eğitimimi oradan aldım, dini eğitimimi, ağırlıklı. E, bu benim ailemin bana e, öngördüğü bir tercih. Ben de bundan mutluyum. Bugün de onun huzurunu dönem dönem yaşarım. Ee, yani e, tabii ki bunun iyi örnekleri var ama onun yeri ayrı, eğitimin yeri ayrı. Bir, iki kötü örneklerden bu ülkenin kurtulması lazım. Ben <laughs> demiyorum ki dini eğitim veren kurumları gidin kapatın. O ayrı bir şey. Bakın ben de gittim diyorum. Çok da güzel Kur'an eğitimi aldım. Bakın çok da güzel Kur'an eğitimi aldım. <laughs> Dolayısıyla sadece Kur'an eğitimi değil başka bilgileri de edindik vesaire. Tabii ki e, ben gerçek yaşama dair eğitimlerimi e, ilkokuldan tutun ortaokula liseye vesaire varıncaya kadar. Biz neyin çabasındayız? Az önce kreş dedim size. Biz çocuklarımıza okul öncesi eğitimde pedagojik tüm e, gereksinimleri karşılayan, ihtiyaçları karşılayan bilimsel zeminde çocukları yaşama hazırlamaktan bahsediyorum. Ama inanınız ki kendini bilmez, ne olduğu belli olmayan, bence Hiçbir eğitim verme kapasitesi olmayan birçok yerlere, birçok yerlere e, çocukları emanet ediyorlar ve bunu ben biliyorum yani geçmiş hayatımda gördüm gözlerimle gördüm ilçe belediye başkanıken ziyaret ettiğim bazı yerleri şikayet ettim, işlem başlatın diye ilgili kurumlara bildirdim. Ama bunlara gözünü yuman, bunları görmezden gelen, bunlara normalmiş gibi topluma bunu alıştırmaya çalışan kim var ise? Bunlar hainlik yapıyor. Bakın vatan hainliği yapıyor. İnsanlığa karşı büyük bir vicdansızlık yapıyorlar. Onun için hani detayına girmek sizin, detayına girmek sizin e, bunu söylemek lazım. E, bu, bu bu ülkede bunları 21. yüzyılda yaşamak. Şunu da söyleyeyim, neyin neyin acısını hissediyorum biliyor musunuz? Benim o yani maneviyatı çok ulu olan, çok yüksek olan inancımı, inancımı yaralıyorlar, zedeliyorlar ve yakışıksız bir biçimde e, bunu tabiri caizse dünyaya e, anlatıyor benim inancım o değil ki benim inancım o değil ki benim inancım hakkında tek kelime kurmayın kardeşim ya. gidin çıkar dünyanızda ne yapıyorsanız kendi hayatınızda yapın beni ilgilendirmiyor ama bu ülkenin prensipleri bu ülkenin doğrularını sarsacak e, bu tür işlemleri e, yapamazsınız buna kanun da hukuk da zaten müsaade etmiyor ama tekrar söylüyorum buna göz yuman, buna yol veren, buna bunu görmezden gelen kim var ise vatan hainidir.